Çağlayan da bizim iş yerimiz. Çağlayan camisi de çok büyük bir cami. Yani binlerce kişilik bir cami. Caminin hocası da hem hafız hem anlamını biliyor Kur'an'ın. Öyle de hocam. Fakat vaazda şöyle bir şey kullandı. Şimdi sabah namazlarına gelmiyorsunuz. Ben yola çıktım. Namazlara gelmek zorundasınız. İnsanları görmek zorundasınız. Ve başladı şeye. Dedi ki İslam'da dedi zorla namaz kıldırmak vardır. Kılmazsa döversiniz. Sonra hapse atarsınız. Olmazsa fıkıh kitaplarında yeri var. Gidip okursunuz ondan dedi. Bunlar İslam'da hani, yeri hani olan hura, şeyler dedi. Hurafeler iyiydi dedin. Kur'an'ın manasını biliyor dedin. Baştan başa. Ben işte biliyorum ya. Anlamını Arapça biliyorum. Da. İşte ben anladım orada. Ağladık, sırladık. Binlerce insan dinliyor. Zannedildi. Sonra ne oldu? Okumayan. Devam etti vaazına. Ama ben haftalardır içim yiyor. Yani bu adama bir şey demem lazım. Çünkü orada binlerce kişiyi... Diyeceksin tabii. Şimdi arkadaşlar bakın. Tabii bu imam efendinin bilmediği neydi? Her yanlış fetvanın altında bir neden vardır. Kesin. Bu zaten o neden olmadan o ağızdan o kelime çıkmaz. Bir. Allah-u Teala'nın yapılmasını emrettiği farz yani. Olup da yapmadığımız şeyler günahtır, suç değildir, dünyevi ceza verilemez. Yani bir adam namaz kılmıyorsa cezalandıramaz. Oruç tutmuyorsa cezalandıramaz. Suç değil, günahtır. Onu Allah ahirette cezalandırır. Tamam, bak şimdi. Şimdi bu kaideyi bilmiyor. Şimdi bu kaideyi bilmeyince nasıl vaaz edeceğini bilemezsin. Dersin işte dövülecek der. Hapsedilecek. Onu İmam-ı Azam mezhebinde söylüyorlar. Onu biliyoruz. Fıkıhtan almış getirmiş onu oraya. İlmi halden. Yani namazını kılmayan adam hapse atılır. Hatta İmam-ı Şafii mezhebi der ki öldürülür. Kur'an'da öyle bir şu hale bak. Şimdi nereden aldın bu fetvayı? İlmi halde. Şimdi bak şimdi. Gördün mü şimdi? Yani ilmi hali yazan adam sana din verdi öyle mi? Din koydu. Yani Allah koymuyor. Şimdi haramlar yapılırsa, yasaklar yapılırsa orada suç vardır. Orada ceza görürsün. Bak şimdi. Farzları yapmazsan günahtır. Suç değildir. Dünyevi ceza veremezsin. Hukuki ceza veremezsin. Ama haramları yaparsan, haram yasakları yaparsan hem suçtur hem günahtır. Zina işlersen, zina haramdır. Zina işlersen hem hukuki ceza alırsın hem ahirette cezanı görürsün. Çünkü hem günahtır hem suçtur. Hırsızlık yaparsan hem günahtır hem suçtur. Dünyevi ceza alırsın. Anlıyor musun? Adam öldürürsen hem günahtır hem suçtur. Ahirette cehennemi boylarsın diyor Allah-u Teala. Dünyada da kısas yapacaksınız diyor. Cezasını vereceksin. Demek ki şimdi bu kaideyi bilmeyen adam bak şimdi. Bu çok önemli bir kuraldır. Dine bakış açısında fetva verirken bu tip yerde fetva verirken bu kaideyi bilmen lazım. İstanbul'da bu kaideyi bilmeyince peygamberimizi alıyorlar şimdi. Bakın. Bak şimdi. Bunu hadis diye veriyorlar bize. Efendim çocuğa 7 yaşında namazı emredeceksin. 12 yaşında kılmadıysa 10 yaşında döveceksin. Bak şimdi bunu hadis diye bize yutturuyorlar. Ula hiç peygamber 10 yaşında çocuğu döver mi? Hem de namazdan sebep. O çocuk namazdan nefret etmez mi? Dövmüş mü? O zaman Hazreti İbrahim niye dua ediyor? Rabbi ce'alni mukime salati ve min zürriyeti. Ya Rabbi beni ve neslimi namaza devamlı kıl diye dua ediyor. Bak döver önde. İshak peygambere iki tane tokat atsaydı da niye kılmıyorsun diye. İsmail aleyhisselam'a birkaç tane. Yani şimdi bunlar bilmiyorlar evladım. Sen söyle ona. Git söyle ona bunu kabul etmiyorum. Sen bunu Bayraktar Hoca'ya sor öğren de. Aha telefonunu vereyim sade. Hoca yapma bu işi. Yapma. Bu çağda bizi aldat. Aynen böyle delikanlı gibi konuşuyorlar. Anlasın dünyanın kaçacak olduğunu. Yok öyle şey. Bu dinin bizden çektiği eziyeti hiç kimseden çekmedi. İnsan gavurlardan çekmedi ya. Gavurlar sadece inanmıyor ya. İnanmıyor gidiyor. Ama bizden çektiğini hiç kimseden çekmedi. Sen bunu hangi hakta söylüyorsun diyeceksin hoca. Sen bunu nereye dayanıyorsun?
İslam'da var demesi zaten sıkıntı. Hani efendim? İslam'da var demesi sıkıntı. 5 defa tekrar etti. Hocam.